sanıyorsun sen? Çöz ellerimi çabuk. Sakin Feride Hanım, sakin. Derhal çöz beni. Çabuk Necdet, derhal çöz beni. Olmaz Hakim Hanım. Olmaz. Ben sizden bir ricada bulunmuştum. Ama siz beni kale almadınız. Sen bana Ayten'i getirecektin. Baktım beni ciddiye almıyorsun. O zaman ciddiyetimi ben ispat edeyim dedim. Derhal çöz Necdet, derhal! Bak ya, siz ne kadar çok alışmışsınız böyle etrafınızda uçaklar, hizmetçiler emir yağdırmaya, maşallah. Benim adliyeye gitmem gerek, hemen adliyeye gitmem gerek. Bugün gitmesen ne olur yani ha? Başkası baksın yerine, ne olur yani, adliyede hakim mi yok? Mahir'in duruşması var, benim o duruşmaya gitmem gerek, tanıklık edeceğim. Öyle mi? Hay Allah ya. Desenize ben çok önemli bir şeye mani oldum o zaman. Mahir de şansına küssün, ters zamana denk geldi. Vallahi üzüldüm bak. Bırak beni işte. Yalvarıyorum, bırak beni, yalvarıyorum sana. Ya Hakim Hanım ya. Nasılmış sevdiğin için çırpınmak, ha? Çaresiz kalmak. Ben Ayten'i senden geri istedim değil mi? Ama sen beni ciddiye almadın. Ne yapayım şimdi, söyle bana, böyle elim kolum bağlı, ne yapayım? Dedim ya, ciddiyetimi anlarsın. Barut Necdet'in ricasını çevirmek neymiş, idrak edersin. Yalvarıyorum Necdet, bırak beni. Yalvarıyorum sana. Ben bir bahçeye bakayım, belki gelmiştir. Baba. Nazır. Bir dakika arkadaşım, buradayım tamam. Tamam arkadaşlar, mesele yok. Allah Allah. Ben sana avukatıyım. Hayırdır oğlum? Feride yok baba. Hala gelmedi. Eli kulağındadır May. Neredeyse gelir. Sizin de haberiniz yok yani. Yok. Dur bakalım, içini karartma hemen. Evden erkenden çıkmış baba, adliyeye geleceğim diye. Çoktan gelmiş olması lazım. Tanıklığından geçtim. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Feride nerede? Mahir, dur aslan. Feride nerede dedim? Mahir. Kendine gel. Ben nereden bileyim Feride Hanım nerede? Siz de adam gibi tutun şunu. Nerede olduğunu, kimle konuştuğunu unutmuş galiba. Her şeyi biliyorsun, delil yok etmeyi de. Turgut gitmiş, Adnan gelmiş. Senin yollarından beyefendi tutuyor. Söylesene. Ha? Çekil önümden, yoksa Yasin'i çarptığımdan fena çarpıyorum seni. Çarpsana lan! Çarpsana hadi! Mahir. Mahir. Dur sana be abi. Baba, delili yok eden bu. Mahir? Belki de şu anda Mahir'in hayatıyla oynuyorsun. Onunla alakalı çok önemli bir karar verilmesine sebep oluyorsun. Hem de geri alınamayacak bir karar. O yüzden yalvarıyorum, bırak beni gideyim, ne olur. Vay be. Şöyle seven bir kadın nasip olmalı ya bana bu hayatta. Ben bu kaderin var ya. Yani sen de Ayten de şu kazık Mahir için neleri feda ettiniz be? Çöz şu ellerimi be adam, çöz. Vakit daralıyor. Kıpırdama. Ne oluyor lan? Bıraksana oğlum! Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Ha? Kimin adamısınız oğlum siz? Bıraksana ulan! Kimsiniz siz? Ha? Kimin adamısınız lan siz? Ha? Kimin adamısınız? Bıraksanız oğlum! Ulan var ya! Bıraksana lan! Yakın, nereye götürüyorsun beni?
Ceren'cim. İyisin değil mi Cancağız'ım? Sen nereden, nasıl buldun beni? Aşk olsun Feride. Böyle sualler sorarsan güvenirim ama. Zira sen dünyanın neresine gidersen git ben seni bulurum. Aramızdaki bağ o kadar derin, o kadar kuvvetli çünkü. Hızlı sür. Duruşmaya yetişeceğiz. Bas, bas. İddia makamı, buyurun. Sanık Mahir Kara ile alakalı suçlamanız nedir? Sanık Mahir Kara, Nail Çamkır ve Tarık Dalmaz'ı canice duygularla öldürmüştür sayın hakim. Olay yerinde de suçüstü yakalanmıştır. Elde ettiğimiz bütün deliller bunu ispat etmektedir. Bundan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hadi be adam, daha hızlı, daha hızlı. Sen neden yapıyorsun Turgut? Neden bana yardım ediyorsun? Dedim ya Cancağız'ım, devlet adına görevdeyim. Hal böyleyken görevim neye icap ettiriyorsa onu yapıyorum. Hepsi bu. Bence Bitken'i yarayacağına biraz keyfini çıkar Feride'ciğim. Doktor bey, ne olur bir şey yapın, kurtarın onu. Sayın hakim, iddia makamı müvekkilimi ikinci bir cinayetle suçladı. Gazeteci Tarık Dalmaz'la cinayet mahallinde buluştuğu ve cinayeti de orada işlediği iddia edildi. Oysa yapılan polis incelemesinde maktulün cinayet yerinde öldürülmediği ispat edildi. Bu da Mahir Kara'nın masum olduğunu, kendisine bir komplo kurulduğunu ve de ilk cinayetin suçunun aynı yöntemle üzerine atılmaya çalışıldığını göstermektedir. Sayın hakim. Delilinizi dosyada göremedim avukat bey. Delil. Delil, nöbetçi hakim nezdindeki ilk duruşmada iddia makamına, yani savcı Adnan Bey'e iletildi ama duruşma esnasında delil yok denildi. İtiraz ediyorum sayın hakim. Delil bana verilmedi. Odama bırakıldı. Ben bizzat almadım. Duruşmadan evvel delili aradım ancak bulamadım. Neden yeniden inceleme yapılmadı peki? İşte efendim sorun da bu. Sırf müvekkilimi köşeye sıkıştırmak ve suçlu ilan edebilmek adına olay yeri kundaklandı. Ortada hiçbir delil falan kalmadı maalesef. Bu senaryonun bir ispatı var mı avukat bey? Henüz yok efendim. Ama yeni deliller bulabilmek için sizden süre talep ediyorum. Eğer yeterli zamanımız olursa bulabiliriz. Peki. Mahir Kara. Nail Çamkır'la olan husumetini nasıl açıklıyorsun? Onu öldürmeye gitmediysen oraya niye gittin? Konuşmak için efendim. Daha önce parmaklarını kestiğin adamla ne konuşacaktın? Sayın hakim. Annem ve yeğenim hunharca bir cinayetin kurbanı oldular. Bana bunu Nail'in yaptığı söylendi. Ben de bunu sormak için gittim. Ama gittiğimde çoktan ölmüştü. Görüyorsunuz hakim bey. Sanık cinayeti neden işlediğini kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. Peki gazeteciyi neden öldürdün? Onunla husumetin neydi? Efendim, Tarık Dalmaz'ın cesedinin aynı yerde bulunduğunu sorgu esnasında ben de savcı beyden öğrendim.
Çünkü ben oradayken Nail'in cesedi dışında hiçbir şey yoktu. Gazeteciyi de Nail'i de ben öldürmedim. Gündüz görüşmüşsün gazeteciyle. Dövmüşsün adamı. O da senden şikayetçi olmuş. Evet efendim. Elindeki fotoğraflarla bana şantaj yaptı. Ben de fotoğrafları elinden aldım. Mahir Bey, sebepler, deliller, her şey Mahir Kara katil diye bağırıyor. Sense cinayetleri ben işlemedim diyorsun. Şimdi ben sana nasıl inanayım ha? Hadi Ferideciğim, kurtar sevdiceğini bir an evvel, hadi. Koş Feride, koş. Getir bana Mahir'i, koş. Görünen mi? Yoksa gerçek mi mühim olan Hakim Bey? Adaleti hangisi sağlıyor? Size sunulanlara inanıp gözünüzü kör ediyorsunuz. İnsanlar hakkında hükümler veriyorsunuz. Ömürler yakıyorsunuz. Ben doğru neyse ondan yanayım. Doğrudan emin misiniz peki Hakim Bey? Hiç şüphe yok mu içinizde? Var olduğu iddia edilen ama kaybolan bir delil dışında masum olduğuna işaret eden hiçbir şey yok. Mühim olan budur mahkeme nazarında. Bu durumda benim kanaatimce maalesef suçlusun. Sayın Hakim, biliyorum. Ama benim söyleyeceklerim var. Mahir Kara suçsuzdur efendim. Ben şahidim. Yaşayacak değil mi? Hastaneye getirmekte çok geç kalmışsınız. Demeyin öyle. İyi olacak değil mi? Çok kan kaybetti. Bilinci hala gelmedi. Kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müsaadenizle. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Sanığı takip edip hemen ardından ben de Nail Çamkır'ın mekanına gittim Hakim Bey. Mahir Kara içeri girdikten sonra ben de arka taraftan binanın içine girip onu rahatlıkla görebileceğim bir yere yerleştim. Mahir Kara içeri girdiğinde zaten ölmüş olan Nail Çamkır'a baktı ve çevirdi. Ondan sonra bir anda polisler geldi ve tutuklama işlemi gerçekleşti. Yani Mahir Kara hiç kimseyi öldürmedi. Ayrıca gazeteci Tarık Dalmaz'ın cesedi de orada yoktu. Siz... Ne maksatla oradaydınız peki Hakim Hanım? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca mevzumuz da bu değil. Haklısınız. Bu mevzuyu bizzat başsavcıyla görüşmem icap ediyor sanırım. Davaya dönün. Peki Feride Hanım, bulunduğunuz yerden görüşünüze engel teşkil edecek bir durum olmadığına emin misiniz? Evet Sayın Hakimim, eminim. Mahir Kara içeri girdikten sonra her hareketini gözlerimle takip ettim. İçeride sadece Nail Çamkır'ın cesedi vardı. Başka da bir ceset yoktu.
Gereği düşünüldü. Nail Çamkır ve Tarık Dalmaz'ı taammüden öldürme suçu işlediği iddia edilen, sanığın üzerine yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin tanık ifadesiyle de anlaşılması nedeniyle mahkeme heyeti hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ve beraatine karar vermiştir. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Abimin duruşması varmış bugün. Ben de biraz geç kaldım. Hemen gidip gelirim. Sen bir yere çıkma, olur mu? Zaten kaç gündür evdeyim. Çok sıkıldım. Ben de geleyim. Bir şey olmaz Zehra. Sen evde kalıyorsun. Kendine oyalanacak bir şeyler bul ya. Çıkma dedimse çıkma. Hava da çok güzel. Çıkayım seninle birkaç dakika sonra. Hadi. Geleceğim ben hemen. Tamam. Orhan! Orhan! Ne bu halin enişte? Birine bir şey mi oldu? Orhan, ben bir şey yaptım. Bir şey yaptım ben Orhan. Ne yaptın enişte? Ne yaptın, konuş. Orhan, ben Seyis'i öldürdüm. Turgutçuğum. Hoş bulduk Belgin'ciğim. Keyfin pek yerinde maşallah. Ama içeriden kuşlar söyledi. Mahir'i çıkaramamışsın hapisten. Hı? Ne oldu? Gücün mü yetmedi? Yanılmıyorsam tam da şu sıralar hakimin kararını açıklamak üzeredir. Mahir karasuzsuzdur. Kuşlar kadar özgürdür. Bu da benden kurtulmadı diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Nasıl yaptın? Feride'cim tanıklık etti Mahir'i kurtarmak için. Gerçi benim de cüzi miktarda desteğim olmadı desem yalan olur. Bilirsin, Feride'nin üzülmesi beni ziyadesiyle üzer. Feride niye tanıklık ediyormuş? Hı? Onun sevgilisi miymiş ki tanıklık ediyormuş Feride? Sevgili değiller değil mi Turgut? Değiller. Katiyen. Arkadaş olarak tanık olmuş. Şükürler olsun Mahir. Senin mapusunu göstermedi ya bana Allah. Dünyalar benim oldu. Geçti baba. Bu da geçti çok şükür. Bana olan sana olacak. Tekerrür edecek tarih diye korktum. Ama çok şükür olmadı. Bana olanın çok bir önemi yok da. Ama sevdiklerime öyle acıyla, çaresiz bakarken görmek beni kahrediyordu. Ama bak, bu sefer kader bizim yüzümüze güldü. Bir ara eve uğra da konuşalım, olur mu? Ne oldu baba? Şimdi de? Yok Mahir. Baş başa konuşalım. Ne yapmayı planlıyorsun şimdi?
ne yapmayı planlıyoruz demek istediniz hanımca. Zira bu işte başrollerden biri sensin cancağızım. Öyle mi? Evet, dinliyorum. Mahir'i çağıracaksın. Bombacıyı öğrendiğini söyleyeceksin. Sosyetenin adını vereceksin. Mahir de sosyeteye gidecek. Beyefendinin Mehmet Saim olduğunu öğrenecek. Mahir de Mehmet Saim'in gırtlağına yapışacak. Aynen öyle olacak. Hiç tereddüt etmeden hem de. Mehmet Saim'i öldürmek için elinde o kadar çok sebep var ki. O bombalama hadisesi. Ailesinin katledilişi. Ve sonunda... Neyse Belgin'ciğim. Neyse. Son perde başlayacak. Bayılırım son perdelere. En sevdiğim kısım... Sonun geldiği an. Ay. Bütün bunlar olurken sen içeride kalacaksın zannımca. Of. Çok yazık çok. Halbuki ben seninle birlikte seyretmek isterdim bütün piyesi. Merak etme. Yarın çıkıyorum buradan. Başrolleri asla kaçırmam ben. Öyle mi? Hay Allah, zaman ne çabuk geçiyor. O vakit bekliyorum yarın. Cancağızım. Tamam can. Hoşçakal. Turgutcuğum. Bana temiz kıyafet yolladı. Leş gibi oldum burada. Emrin olur. Emrin olur. Basbaya duruşmaya geldi ve tanıklık yaptı. Tamam Adnan, tamam. Ne oldu sen bakın? Necdet becerememiş. Feride'yi elinde tutamamış. O da gidip Mahir'in lehine tanıklık etmiş. Hakim de serbest bırakmış. O kapatayı bozuntusunu. Ne yapmamı emredersiniz? Sersem, beceriksiz Necdet'e bir ceza ver. Acıtsın. Ama öldürmesin. Mahir, bu kabus bitti. Ama yenileri gelecek biliyorsun değil mi? Ateşe attın kendini Feride benim için. Sen bunu hep yapıyorsun Mahir. Benim için, sevdiklerin için. Ben bir kere yapmışım çok mu? Bir sürü soruyla muhatap olacaksın. Neden peşimde olduğun, aramızda ne olduğu. Farkındayım. Ama başka türlüsü mümkün olamazdı. Sen suçsuzdun Mahir. Sensiz olmanın acısı bir yana ben bunu bile bile... ...vicdanıma, insanlığıma, sevdamıza hesabını nasıl verirdim? Cesur kadınım benim. Keşke adalet için yaptığını bilseler. Tak verseler.
başta o savcı. Duruşma boyunca diş bile de durdu biliyorsun. Belli ki boş durmayacak. Şu an başsavcının odasında olduğuna eminim. Hakkımda soruşturma açılmasını isteyecek. Bu fırsatı asla kaçırmaz. Sakın Feride. Sakın duruşmada gösterdiğin erkekle orada da yapma. İnkar edeceksin. Aramızda bir şey oldu anlaşılırsa atılırsın. Feride'm. Senin tek mesuliyetin ben değilim. Sevdamız değil. Bu ülkeye, adalete inanan insanlara karşı da sorumlusun sen. Bunu sakın unutma. Kalbim ismin iki hecesiyle atarken benim dilim görüşmüyorum, sevmiyorum nasıl diyecek? Peki sen Mahir? Duracak mısın artık? Bak bu sefer şanslıydık, hadiseyi ben gördüm, tanıklık yapabildim. Ama beyefendi peşine düştüğünü anladı. Attığın her adımdan önce başka tuzaklar kuracak sana. Savaş daha da büyüyor Mahir. İşte bu beyefendiye çok yaklaştığımı gösteriyor. Evet ama çember daraldıkça ne kadar zalimleşiyor görüyorsun. Tam da bu sebepten vazgeçemem Feride. Başkalarının canını yakmadan onu durdurmam lazım. Sen dediklerimi unutma. Sorduklarında aramızda bir şey yok diyeceksin. Görüşmüyoruz diyeceksin. Tamam mı? Ha. Neden geç geldin sen? Arabam bozuldu. Yolun ortasında durdu öyle. Ben uğraştım çalıştırmaya ama olmadı. Bir taksi atladım geldim. Tekrar teşekkür ederim Sevda. Affedersiniz Sayın Savcım. Buyurun Adnan Bey. Sizinle çok acil görüşmem gerekli. Feride Şadoğlu ve Karadayı Mahlaslı Mahir Kara hakkında. Geçmiş olsun abi. Babam gitti mi? Gittiler. Bir sıkıntısı var. Yok. Bana bir şey demedi. Olsa bilirdim ama. Nereye abi? Ne geçiyor aklından? Bu tuzağı kuranın kafasını kopardık. Kim o? Seyiz. Bombacı Nail deyince acaba mı dedim. Marangozhanede ölü bulunca inandım. Beyefendiye ulaşmamam için benden önce gelip susturmuşlar dedim. Ama üstüne polisler baskın yapınca bir oyun döndüğünü anladım. Gazetecinin öldürülüp oraya getirilmesi, suçun benim üstüme atılması, delillerin yok edilmesi, bunların hepsi tuzak. Şimdi gidip Seyis Efendi hesabını soracağım. Bakalım ne diyecek. Hastaneye git. Seyis çiftlikte bıçaklı saldırıya uğramış. Hastaneye kaldırmışlar. Feride, sen? Bak bugün plan çıktı. Al bu sana. Akşam da gazinoda ilk defa sahne alacağım. Heyecandan ölüyorum. Çok sevindim Ayten. Hayallerine kavuştun sonunda. İnşallah. Söz vermiştin. Sen de geleceksin değil mi? Çok isterdim ama sanmıyorum Ayten. Ne oldu? Yine bir şey olmuş. Bir şey var sende. Anlat hadi. Ben de sana geliyordum Ayten. Sen başımıza gelenleri bilmiyorsun tabii. Mahir'i cinayetten tutukladılar. Ne diyorsun? Evet ama ben şahitlik yaptım. Serbest bıraktılar biraz önce. Ay Feride şunu baştan söylesene, yüreğime iniyordum Allah. Ama az kalsın Necdet yüzünden yetişemiyordum duruşmaya. Necdet kaçırdı beni Ayten. Neyse bir şekilde yetiştim duruşmaya. Ne? Necdet seni kaçırdı mı? Ya delirdi mi bu adam?
Vallahi bilmiyorum, delirdim ama sana çok takıntılı Ayten. Bak Mahir'e hiçbir şey söylemedim, gider hesap sorar diye. Ama lütfen dikkatli ol. Tamam tamam, sen merak etme, bana hiçbir şey yapamaz o. Hay Allah. Ayten, bu senin parfümün mü? Ay, akşama deneme yapıyordum da hangisini sıksam diye, fazla kaçırdım herhalde. Sen hayırdır, iyi değilsin? Yok yok, iyiyim. Midem hassas herhalde, birkaç gündür böyle. Feride, sen hamile olmayasın. Ay yok canım, olur mu öyle şey Ayten? Kokulara dayanamıyorum sadece. Vallahi de hamilesin, billahi de hamilesin. Olamaz öyle bir şey Ayten. Ya olur. Aynısı bana da olmuştu hamile kaldığımda, oradan biliyorum. Böyle her şey midem kalkıyordu, özellikle de kokulara. Gecikmen var mı peki? Bilmiyorum. Aa. Sen en iyisi git bir test yaptır. Bir kanını aldır, bir baksınlar. Sanmıyorum Ayten. Ya git bir yaptır, eline mi yapışacak alt taraf bir test? Yaptır sen, ben dinle. Ben artık gideyim. O kadar çok işim var ki anlatamam sana. Tamam. Dediğim gibi dikkatli ol. Sen merak etme. Bol şans. Sağ ol. Bir hasta soracaktım. Bıçaklanmadan getirilmiş oyun. Adı İsmail. Bakın doktor, İsmail Bey yakın arkadaşım. Bıçaklandığını öğrenir öğrenmez koşup geldi. Durumu nasıl, iyi mi, öğrenmek istiyorum. İnanın bir bilgim yok Yusuf Bey. Arkadaşınız benim hastam değil. Ancak ameliyatının hala sürdüğünü söyleyebilirim. Daha ayrıntılı bilgi için ameliyattan sonra kendi doktorlarıyla görüşebilirsiniz. Öyle mi? Peki, nasıl? Geçmiş olsun. Bir şey mi oldu? Neden buradasın? Hanımefendi. Eşinizin ameliyatı bitti. Durumu hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Zira buraya gelene kadar çok kan kaybetmiş. İyi olacak ama değil mi? İsmail Bey şu an komada. Dua ederim seyri iyiye gitsin. Durumunda bir değişiklik olduğu zaman ben size haber vereceğim, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Neşet Nur. İsmail'le ne alakan var senin? Seyit Nur. Ne zaman, kime sorarak evlendin? Abi, ben sevdim. Kimi? Bir işgali mi? Seyit Nur, delirtme beni. Yürü, derhal eve gidiyoruz, yürü. Gidemem. Gideceğiz. O şerefsiz de gebersin burada hadi. Abi öyle yapma. Ölsün dediğin adam benim kocam. Burada onun yanında kalacağım. Kimsin kocam, biliyor musun ha? Tanıyor musun onu? Bu herif bir katil. Bu adam beni kandırdı ilk dur. Bana tuzak kurdu. Hayır abi. O sana katilin adını söyledi. Allah'ım sen bana sabır ver. İlk dur.
Dur bak kardeşim. Adını verdiği adam ben gittiğimde çoktan olmuştu. Suçu da benim üstüme attılar. Ben bu herifin yüzünden hapse girdim. İlk dur senin aklın başında mı? Allah kahretsin. Neden İsmail'i suçluyorsun abi? Belki onun sana yardım ettiğini öğrendiler. O yüzden öldürdüler adamı. Baksana İsmail de bıçaklandı. Belki biri ona da oyun oynuyor. Niye hemen asıp kesiyorsun? Çünkü o herifin ciğerini biliyorum. Ben bu adamlarla aynı masaya oturdum ilk dur. Başka yüzlerini gördüm. Senin görmek istemeyeceğim. Ben de gördüm. İsmail'in yüreğini gördüm. O yüzden hiçbir yere gitmeyeceğim. İlk dur. Burada bekleyeceğim. Bir kendine gelsin. Ondan öğreniriz olup biteni. Geçmiş olsun. Bastırın. Ne zaman çıkar acaba sonucu? Yarın öğleden sonraya çıkar. Gelip alabilirsiniz. Allah'ım sabır ver yarabbim. Sen bana şunu... Abi! Gebermiş miydi? Komada şerefsiz. Çıkamazsın. Ablam burada mı peki? Senin haberin var mı bundan? Var abi. Var. Babamın da var. Vazgeçirmeye çalıştık. Konuştuk, söylendik. Ama nafile. Ablam bildiğini okudu. Beni de dinlemedi. Adam bana tuzak kurdu diyorum, inanmıyor. Ben de konuştum abi. Ellerinde Nazif'in, anamın kanı olabilir dedim. Dinlemiyor. Hangi ara olmuş bu Orhan? Nerede, nasıl yaklaşmış o şerefsiz? Gözünü karartmış Adi herif. Ciğerimize kadar girmiş. Nasıl gözümüzden kaçtı, nasıl anlamadık biz bunu? Öyle kızgınım ki. En çok da kendime. Bizlik bir şey değil abi. Bence ablam kafayı yedi. Bu daha fena ya Orhan. Kardeşimiz neler yaşamış, biz hiçbir şey anlamamışız. Sence o mu yaptı? Seyis, bombayı o mu koydu? Seni ayak altından kaldırmak için bu tezgahı o mu kurdu? Ya o, ya sosyete. İkisinden biri. Seyis'i Allah susturdu. Sosyeteyi ben konuşturacağım. Neyse. Hadi sen git oraya, bizi yan yana görmesinler. Görsünler abi. Görsünler. Artık umurumda değil. Ablam çiftliğe geldikten sonra ben oradan çıktım. Babama da dedim. Ben onlarla aynı çatı altında duramam artık. İyi yapmışsın. Abi. Müsaade et, bundan sonra beraber olalım. Omuz omuza birlikte yürüyelim. Tamam aslanım. Madem bundan böyle beraberiz, sen sosyetenin mekana git. Bak bakalım orada mı şerefsiz. Tamam abi. Değilse de sor soruştur, nerede olduğunu öğren. Ben de bir arkadaşa gideceğim. Sen geldin ya, bundan böyle bileğimiz bükülmez bizim. Polisler geldi, mühürleyip gittiler. Delirtmeyin lan adamı! Bir şey demedi mi o adamlar? Yok abi, demediler. Polisler gitti. 5 dakika sonra 2 tane adam geldi. Ee? Abi,
İşi yarım yapmışsın. Bu da cezanmış. O kadar vallahi abi. Hay ben başına... Bu ne lan? Ha bu Aytan yengenin abi. Bugün yeni çıkmış. İstersin diye aldırdıydım. E polisler gelince dilimde kalmış öyle. Çok iyi etmişsin Selim ya. Bunu düşünerek gerçekten çok iyi etmişsin. Çok iyi etmişsin. Çok iyi etmişsin. Onu çok iyi, çok iyi düşünmüşsün bunu Selim sen. Gelişmelerden beni haberdar et. Hay hay Sayın Bakan. Yusuf Bey. Müsaadenizle Mösyö. Bu nasıl giriş Yusuf? Biraz biçimsiz olmadı mı? Şekil şemal düşünecek durumda değilim. Zira yaptığınız şakaysa hiç komik bulmadığımı söylemeye geldim. Neler oluyor? Bir iş bölümü yapmıştık. Buna göre Nail ölecekti, öldü. Mahir yargılanacaktı, yargılanmadı. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Haklısın. Bu biraz tatsız oldu. Oysa her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Beklenmedik bir durumla karşılaştık. İşte hesap da tam orada şaştı. Hesap şaştı. Bu kadar basit yani. Fakat sizin o şaşan hesabınız yüzünden hepimizin canı tehlikede. Mahir ona tuzak kurduğumuzu biliyor ve şu sıra Seyis yaralı olduğu için de bütün hışmıyla benim peşime düşmüş durumda. Ne yapmamı istiyorsun Yusuf? Siz işinizi adam gibi yapsaydınız, o bombayla Mahir'i parçalasaydınız, bugün keyifle başka işlerin peşinde koşuyor olacaktık. Dön şöyle arkaya bir bak. Yaşananların müsebbibi ben değilim. Kendinizi işin içinden sıyırıp kenara çekildiğinize göre yeni bir planınız yok yani. Harika. Harika. Topun ağzındayım demek. Fakat ben gidersem yalnız gitmem. Çevremde kim varsa yanımda götürürüm. Bu bana biraz tehdit gibi geldi. Umarım aklından geçen bu değildir. Şöyle izah edeyim. Mahir beni bulursa ilk olarak beyefendinin kim olduğunu soracaktır. Şu hayatta en dayanamadığım şey sorular, bilmeceler. Cevabı biliyorsam dayanamam, söyleyiveririm. Hem de hiç çekinmeden. Bu sorunun da cevabını bildiğime göre Mahir şıp diye öğreniverir ailesinin katilinin siz olduğunuzu. Ben resti çektim. Şimdi el sizde. Bir yolunu bulun ve 24 saat içinde Mahir'den kurtulun. Yoksa Karadayı'nın bir sonraki hedefi siz olursunuz. Tam da kabineye kabulünüz söz konusuyken bu hiç de hoş olmaz değil mi Sayın Bakanım? Çözümünüzü sabırsızlıkla bekliyorum. Derhal bana emniyetteki en nişancı adamı bul. Attığını vuran, tek atışta indiren. Emredersiniz Sayın Bakanım. Hedefimiz Mahir Kara olacak, değil mi? Mahir'in icabına sonra bakarız. Bütün gözler onun üstündeyken çok riskli olur bu. Hedef... Sosyete Yusuf.